Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Eylül ayının konu başlıklarını kısaca bir göz atalım. Evet, bu ay gezegeniniz Merkür gerilemeye başlıyor. Başak Terazi ve ardından Başak burcunda Merkür retrosu yaşayacağız. Balık burcunda bir dolunayımız, Terazi burcunda da bir yeni ayımız var. Mars ikizler burcunda ve Venüs Başak burcunda ilerlemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Başak Burcu'nda olacak. Bu süreç içerisinde daha çok özel hayatınız, ev yuva alanlarınız Güneş tarafından öne çıkarılıyor. Ve 5 Eylül'de Venüs'ün de Başak Burcu'na geçmesi sizin de ilginizi, alakanızı, özellikle yaşam alanlarınızı, ev yuva alanlarını çekebilir. Belki evde yapılacak işleriniz var, düzenlemeler, tadilat, dekorasyon gibi konular var veya aileyle ilgili bazı mevzularınız var. Bunlarla Eylül'ün ilk günlerinde daha yoğun bir şekilde ilgilenebilirsiniz. Mars burcunuzda ilerliyor biliyorsunuz. Sevgili ikizler, bu enerjinizi arttırdı. Motivasyonunuz güçlü, cesursunuz, girişkensiniz. Zaman zaman tabii ki sizi huzursuz ve daha sinirli de yapabilir. Dürtüsel tavırlara da dikkat etmekte fayda var ama enerjinizin güçlü olduğu bir Eylül ayı sizi bekliyor olacak. 10 Eylül'de Balık burcunun 17 derecesinde dolunay var. Kariyer evinizde parlayan bir dolunay bu. Uranüs'te güzel bir açısı var. Burcunuzdaki Mars'ta da kare açı yapıyor. Bu dolunay kariyerinizle ilgili hedeflerinizi öne çıkarırken belki de daha görünür olacaksınız yaptığınız işlerle, çalışmalarla. Bir başarı getirebilir size, bir ün, şöhret getirebilir. Statünüzde, mevkinizde, işinizde bazı dönüşümler olabilir. Bazı beklentilerinize kavuşabilirsiniz. Ya da değiştirmek istediğiniz konular varsa, örneğin bir işten ayrılmak, kendi işinizi kurmak veya bir görev değişimi. Yani bunlarla ilgili konularda da bir önemli elde ediş getirebilir. Sürpriz de olabilir bunlar. Hiç beklemediğiniz yerlerden bazı destekler de alabilirsiniz. Bu dolunayla beraber. Değişken burçlarımız ve siz çok etkileniyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa bunu 12 ile 21 derece arası alabilirsiniz. Bu dolunayın tesirleri sizin için çok belirleyici olabilir. Dolunay tabii biraz huzursuzluk, gerginlik, stres getirebilir. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok önemlidir. Ama bir yandan da bu dolunay gerçekten daha önce de emek harcadığınız konularda hedeflerinize ulaşmanızı da sağlayacak bir dolunay. Başkaları tarafından dikkat çekebilirsiniz. İlişkilerinizle de ilgili olabilir kariyer konuları. Sadece mesleki konularda değil. Hani evlenmek, ayrılmak, hani bunun gibi konular, işbirlikleri. Bunlar da sizin kariyerinizi ve geleceğinizi etkileyecek bazı adımlar olabilir. Bu konularda dikkat çekebilir. Dolunay'la aynı gün 10 Eylül'de gezegeniniz Merkür gerilemeye başlıyor. Terazi burcunun 8 derecesinde başlayacak bu gerileme, daha sonra Başak burcunda devam edecek, 2 Ekim'e kadar devam edecek gerileme. Gezegeninizin gerilemesi tabii ki sizin de enerjinizi biraz yavaşlatacak. Daha çok sorgulayacaksınız, gözden geçirmeler yapacaksınız. Hangi alanlarda? İşte 5. evinizde başlayıp 4. evinize doğru olacak. Biraz da özel hayattır bu. İşte çocuklarla ilgili konular, evdeki işler, ailevi ilişkiler olabilir veya aşk hayatınız olabilir. Gerileyen bir Merkür yavaşlatır sizi. Aslında bir yandan da faydalı olacak. Çünkü burcunuzdaki Mars çok hızlandırıyor. Hızlı ve dürtüsel davranma eğiliminize karşı Merkür'ün gerilemesi bazı konularda daha çok düşünmenizi, biraz belki kararsızlıklar getirecek size. Ama bu kararsızlıklarla beraber gözden kaçırdığınız detayları fark etmenizi de sağlayabilir. Özellikle Eylül'ün 20'sinden sonraki dönem bu anlamda evde yapılacak işlerde, yani yarım kalmış bir şeyleri tamamlama, ya da aileyle ilgili bir sorununuz varsa anlaşmanız gereken bir anlaşmazlığınız, hani bunları çözmeniz için de size fırsatlar tanıyabilir. Günlük hayatınızda tabii ki zaman zaman iletişim sorunları yaşamanız, işte randevuların iptal edilmesi, bazı anlaşmazlıklarla karşılaşmanız mümkündür. Bunu da iyi yönetmeniz gerekiyor sevgili ikizler. Ve ayın 16'sı 17'sinde Güneş Neptün karşıtlığından etkilenebilirsiniz. Çok idealist, çok hayalci olabilirsiniz. Evet, vizyonlar güzel, hayaller iyi. Ama Güneş Neptün karşıtlığı biraz belirsizlik, karışıklık, hayal kırıklıkları yaratabilir. Aynı günlerde 16-17 Eylül gibi Mars'la Venüs arasında da bir kare açı var. Bu ilişkilerinizde çatışmalar yaratabildiği gibi çok dürtüsel de davranabilirsiniz. Yani libidonun biraz yükseldiği bir dönem, düşünmeden hareket etme gibi bir durum yaratabilir. O yüzden sabırsız davranmayın, dürtüsel davranmayın.
Çünkü o Neptün etkisi biraz sisli puslu bir etki verir. Belirsizlikler yaratır. Yani hayal kırıklıklarına, yanılgılara karşı dikkat etmekte fayda var. Ayın 23'ünde Güneş artık Terazi Burcu'na geçecek. Ve sizin için güzel bir şekilde 5. evinizde parlamaya başlayacak. Bu daha keyifli, daha mutlu olacağınız, birazdan yaşamdan daha fazla zevk alacağınız bir süreci de başlatıyor. 26 Eylül'de sizin için yine güzel bir yeni ay doğacak. 2 derece Terazi Burcu yeni ayı 5. evinizde doğacak. Jüpiter'le de açılanması var bu yeni ayın. Bu yeni ay kalbiniz boşsa size bir aşk getirebilir, romantik bir ilişki getirebilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Örneğin işte çocuğunuzun okula başlaması, bir sınavı kazanması gibi. Yani buralarda güzel, keyifli durumlar olabilir. Hamilelik gibi, doğum gibi bir konuda olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız. Yani bu yeni ay size destekliyor olacak. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda ki bunlar oyunlar olabilir, rekabet içerikli konular olabilir, hatta spekülatif piyasalar olabilir. Buralarda şansla bağlantılı olarak elinizin biraz kuvvetlendiği ve güçlü etkiler de söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Terazi, Koç, Oğlak ya da Yengeç gibi burçlarda 2 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizi etkileyecektir. Yine bir ikizler olarak yeni ay size üçgen açıda güneşiniz ya da yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay size şanslı bir etkide olacak. Daha keyifli olacağınız, mutlu olacağınız bir dönemi başlatabilir. Zaten Ekim ayının 10 Ekim'e kadar olan süreçte de bu yeni ay etkileri devam edecek. Evet, 27-30 Eylül arası güzel açılar var. Üçgen açılar çok bol gökyüzünde. Venüs'le Merkür Başak Burcu'nda birleşiyor. Oğlak Burcu'ndaki Plüto'ya güzel bir üçgen açı da. Aynı zamanda Mars'la Satürn arasında güzel bir üçgen açı var. Bunlar sizi daha kendinizi daha güçlü ve güvenli hissetmenizi sağlayacaktır. Bazı girişimleriniz konusunda destekleyebilir sizi. Yaptığınız özellikle uluslararası alanlarda, akademik konularda, iş planlarınızda mesela Mars-Satürn üçgeni daha somut sonuçlar almanızı, önemli kişilerle görüşmenizi, doğru bilgilere ulaşmanızı veya bir şekilde bir şeyleri yani kararsız kaldığınız konuları netleştirmenizi sağlayabilir. Ailevi alanlarda da ilişkileriniz güçlenirken onlardan özellikle aileden, yuvadan maddi manevi destekler almanız, daha somut adımlar atmanız da mümkün görünüyor bu Eylül'ün son günlerini iyi değerlendirmeye çalışın sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız.
hemen size geri dönüş yapacağım.